Evet arkadaşlar, şimdi bu izleyeceğiniz video bir önceki videomun devamı olacak. Çünkü öbürü çok uzun oldu diye bunu iki parça halinde yayınlıyorum. Kafanız karışmasın veya ilk izleyenler, izleyecek olanlar demesin yani bu kadın niye böyle başladı diye. Kafanız karışmasın diye şimdiden bir başta bir açıklama yapayım dedim. Yani aslında bu bir video, bir öncekinin devamı. İsterseniz önce izlemeyenler bir önceki videoyu izlesin, ondan sonra bunu izlesin. Başta bir açıklama yapayım dedim hepinize. Umarım beğendiğiniz bir video olmuştur. Bu arada air fryer harika bir şeymiş. İyi ki almışım. Gerçekten müthiş bir şey. Her şeyi yapıyor hemen hemen. Yani ben yapmaya çalışıyorum. Büyük bir kolaylık. Almayanlara da gücü yettiğince almak isterlerse tavsiye ederim arkadaşlar. Gerçekten çok güzel bir şey. Neyse lafı fazla uzatmayayım. Hepinize iyi seyirler. Beğenmeyi unutmayın lütfen. Allah'a emanet olun. Evet arkadaşlar. Air fryer'ımı değiştirdim. Geçenkinin aynısı fakat haznesini biraz daha büyük aldım. Öbürü 3.5'ti. Bunu 5.5 aldım. Ve açarken sizlerle paylaşmamıştım. Daha doğrusu Gamze açmıştı zaten ben işteyken. Bunu sizinle beraber açmak istedim. Bakalım nasıl bir şey çıkacak. Umarım bunun haznesi biraz daha büyük olur. Alalım bıçağı. Geldiğinden Gaz neydi adı? Gazoril mi de gazoril midir ne? kozmari İnşallah iyi bir şey çıkar. kutuyu Allah Allah, bunun kutusu sanki daha farklı. Yok. Onun üstü böyle kırmızı değildi. Ben hatırlamıyorum. Wow. Çeyiz gibi bir şey. Nasıl bir şey olduğunu biliyorsunuz zaten ama belki kutuyu açarken de görmek istersiniz diye ben bunu paketlerken farklı paketlemiştim. Kablosunu buradan çıkarmamıştım. İnşallah bir sorun yoktur da bununla da uğraşmam geri göndermeye. Çünkü gerçekten tantanalı Bak görüyor göndermek. musun nasıl geliyor? Tamam ben de öyle yaptım. Hemen paketin Hayır, içine bir tane torba koydum. çıkmıştı. O torbaya koydum ben öbür malzemelerini. İlk ne denesi? Bir de arkadaşlar internette izlediğim kadarıyla bunu önce şöyle 5 dakika boş haliyle çalıştırın diyorlar. Böyle bir hafif yağ serpin sonra boş haliyle çalıştırın diyorlar. Onu deneyeceğim. Ama bugün ilk bunda ne yapsak bilmiyorum. Ekmek. Ekmek. Sanki başka şey mi yapıyorum? Mutfakta da bulaşık var. Daha bulaşık yıkayacağım. Mutfak dağınıkken ben hiçbir şey yapmak istemiyorum maalesef. Bunu nasıl öbürüne sardım? Böyle sardım, böyle yaptım işte. Böyle bir şey arkadaşlar. Ben bilmiyorum önceki videoda söyledim mi söylemedim mi? Ben beyaz istediğim için mecbur markayı seçtim arkadaşlar. Philips'i öneren çok arkadaşlar oldu. Onu Bu da bilmiyorum. iyiymiş. Bir video çekmiştim, onu paylaşmadım. Yarım kaldı. Başka video paylaştım sizlerle. Ben bazen öyle yapıyorum yani. Her video çekiyorum ama hepsini maalesef paylaşamıyorum. Sonra o videoda da söyledim mi söyledim söylemedim mi hatırlamıyorum. Ben beyaz olsun istedim. Bu markayı da çok araştırdım. Bu marka da çok övülüyor. Philips'in beyazı yoktu. O yüzden mecbur bu markayı tercih ettim. Aslında pek marka takıntım yok benim. Yani ne olursa olsun hoşuma gittikten sonra fiyatı uygun geldikten sonra alırım. Her şeyde öyleyim yani. Bir çoraba kadar, bir ayakkabıya kadar öyleyim. Bir marka takıntım falan yok. İlla marka olsun diye bir takıntım yok. Ama almışken de bunlar elektronik cihazlar oldukları için uzun ömürlü olsun. O yüzden bu güzel bir şey diye bunu tercih ettim. Videolarını da seyrettim. Bana Instagram'dan sağ olsun yazan arkadaşlar oldu. Video gönderenler oldu Philips için. Ama dediğim gibi işte ben
Bulamadım. Beyazını bulamadım. Şurada şeyleri de var, bantları. Onları da açayım. Haznesini size göstereceğim şimdi. Haznesi. Çekmecesi. Evet, şöyle çevireyim. Beraber bakalım. İtiyor. Bu daha büyük değil mi? Ona iki dilim ekmek sığar mı? Şöyle poşetini de çıkaralım. Yok yok, bu büyük. Şöyle şunu da çıkaralım. Şöyle arkadaşlar. Bilmiyorum görünüyor mu görünmüyor mu? Bu da alt tabakası. Şu kutusuna olmasa yapıştırayım da lazım olur. Getir kızım. Şu üstünden çıkanı şuraya bir yere yapıştırayım. Bu da açılıyor. Böyle. Şurada kablosu. Neyle? Bilmiyorum ki. Sonra ben inceleyeceğim iyice. Bir de içinde ups kablo geliyor. Yok. Bir de bunu diyorlar arkadaşlar, duvara fazla dayamayın. Yani tezgahın üstüne koyduğunuz zaman şöyle bir boşluk kalsın duvarla air fryer arasında, çünkü hava çıkıyor. Bu da onun kitabı. İçinde yemek tarifleri var, garanti belgesi var. Nasıl kullanıldığı işte var. Burada yemek tarifleri var. Burada kullanma kılavuzu var. Bu neymiş? Burada da işte diğer özelliklerini falan gösteriyor. Böyle işte arkadaşlar. Aslında pek air fryer alma taraftarı değildim. Ama ben işten geç döndüğüm için bazen yemeğim geç kalıyor. Her zaman erkenden yapamıyorum. Dedim hani ben işteyken Gamze de en azından karnı acıktığı zaman kendine bir şeyler alır yapar yer. Ya da ben geldiğimde yemeğim hazır olur. O yüzden bunu aldım. Yani çalışan hanımlar için bence bu çok güzel bir şey. Göreceğiz bakalım. Kullandıkça size bildireceğim zaten. Benim air fryer'ım bu arkadaşlar. Beğenirsem sizlere de tavsiye edeceğim haliyle. Bir de şunu göstereyim arkadaşlar. Bunu da Urfa'dan Balıklı Göl'den aldım. Anahtarlık. Şöyle Balıklı Göl hatırası. Ayetel kürsü var. Bir de nazar duası yazıyor. Ben böyle şeyleri çok seviyorum. Bundan Gamze de oradan bir şeyler anlatıyor. Ben böyle şeyleri çok seviyorum. Bir de buzdolabıma aldım. Buzdolabıma da şey aldım. Onu da göstereyim size. Bir de şöyle arkadaşlar, buzdolabı mıknatısı aldım Urfa'dan, Balıklı Göl'den. Burada da Ayetel kürsü yazıyor. Burada da bereket duası var. Ondan sonra acıma şöyle Şanlıurfa mıknatısı aldım. Gamze Mardin'e gittiğimiz zaman Mardin şeyi aldı. Şöyle hatırası kalsın diye. Böyle. Bu zaten bir önceki gittiğim tatilde Taşucu'ndan. Bunlar böyle işte arkadaşlar. Çok tatlılar değil mi? Bir de dolma taşı almıştım arkadaşlar. Onu da göstereyim size. Böyle. Bunu ben kullandım birkaç kere. Onu size tabii ki bir sarma yaptım. Göstermedim.
bir önceki videomda bir küçük kısım koymuştum. Bu da dolma taşım işte arkadaşlar. Böyle aklıma geldikçe sizinle paylaşacağım. Unutuyorum işte dediğim gibi. Başka neler aldım getirdim. Tam hatırlamıyorum. Aa, böyle yaptıkça, gözüme çarptıkça size göstereceğim. İnşallah. Nasıl, air fryer'ı beğendiniz mi arkadaşlar? Güzel değil mi? Gamze şimdi bir şeyler deniyor orada. Bir ekmek kızartıyor önce. Onu deniyor. Ben de sizinle böyle buzlanmış börek deneyeceğim. Onu göstereceğim size. Şimdi Gamze'nin mutfaktan çıkmasını bekliyorum. Mutfakta bulaşık var. Onları halletmem lazım. Akşam ne yemek yapacağım onu da bilmiyorum ama air fryer'da bir şeyler deneyeceğim inşallah. Bugün öyle bir şey yapalım. Karnımızı doyuralım. Karnım çok aç şu anda. İnanır mısınız? Dün az bir şey yedim. Dünkü yediğim yemekten başka bir şey yemedim. Şu anda saat 6'ya geliyor. Ben bir şey yemedim daha. Sadece kahve içtim. Videomu böyle kısa kısa ara ara çekip koyduğum için saat 6'yı buluyor neredeyse. 5.30. Bir şeyler artık yapıp yiyelim. Airfryer'ımızı bir deneyelim. Test edip onaylayalım. Bakalım nasıl bir şeymiş. Gamze'ye gidelim bakalım olmazsa. Gamze bir şeyler yapıyor bakın. Airfryer'da. Bir ucunu da ısırmış. Ekmeği kızarttı. Üzerine yağ sürdü. Şimdi de kaşar. Ben de burada buzlanmış börekler var böyle. Lidl'dan almıştım. Şimdi bunu deneyeceğim. Onu bekliyorum. Şöyle. Ben de karşıdan görünüyorum tabii ki. Buna şimdi bir de yer bulmak lazım. Onu muhtemelen şuraya bir yere koyacağım. Yok o çok şeyde. Oraya çünkü bulaşıkları koyuyorum. Veya şu karşıya bir yere koyarım. Mutfağım çok dağınık. Şu anda göstermeyeyim. Ha, size Karaca'dan aldığım çaydanlığı göstereyim. Onu unuttum size göstermeyi. Şöyle bir saniye. İşte bu da Karaca'dan aldığım çaydanlık arkadaşlar. Bunu sizinle paylaşmayı unuttum. Arkadaşla beraber aldık. O daha doğrusu benden önce almıştı. O dedi çok güzel. Ben de aldım. Yalnız şu aşağıdan şuradan su akıtıyor. O da pek büyük bir problem değil yani. Ben böyle mutfak dekorunda beyaz, siyah, gümüş, gold renklerini çok seviyorum. Fayanslarım da zaten görüyorsunuz. Ona uygun. O yüzden air fryer'ımı o renk aldım. Çaydanlığım bu renk. Kettle'ım zaten beyaz. Sonra şu kahve şeylerimi, malzemelerimi koyacağım şeyi de değiştirebilirim yani. Bir de size şunu paylaşayım. Bakın. Annemde bir fincan takımı vardı. O çok hoşuma gitti. Şöyle askısı vardı. Tahtalı askıları vardı. Kanca takıyordunuz. Çok hoşuma gitmişti. Annem dedi al götür kızım. Neyse aldım. Sardım. Valize koydum arkadaşlar. Sonra baktım valiz çok ağır oldu. Dedim yok anne bunlar kalsın. Ben bir dahaki geldiğimde getiririm. Öbür fincanları da bıraktım. Hani o kemikten yapılanı. Onları da bıraktım. Bunları da bıraktım. Yalnız bunlar valizin içinde kalmış. İki tane valizde gelmişler. Bir tanesinin hatta sapı kulpu kırılmış. Görüyor musunuz? O yüzden insanın içi gidiyor. Yani böyle camdan pek getirmek istemiyorum. Görüyorsunuz kırılıyor. Havaalanında rastgele atıyorlar valla. Acımıyorlar yani. Oradan oraya valizlere atıyorlar. Bitti mi kızım? O yüzden dediğim gibi en iyisi böyle şeyleri ben buradan almaya çalışayım. Oldu mu? Gamze'nin tostu olmuş. Gösterelim size. Evet. Bakalım. Oo, çıtır çıtır. Dene. Çıtır çıtır olmuş. Deneyelim. Biraz sıcaktır. Güzel. O zaman ne yapalım? Şimdi şu şeyi deneyelim. Börekleri. Ne suşisi kızım? Deneme yapıyoruz bugün. Şimdi şu börekleri bir buzlu haliyle mi atsam?
Buzlu haliyle bir atayım önce. Bakalım nasıl olacak. Bir de burada buzlanmış karnabahar var. Bir de bunu deneyeceğim. Ama önce bunu bence sıfırlamam lazım. Değil mi? Evet. Sıfırladım. Çek. Bunu açıp kapatmasını öğrenmem lazım. Şimdi şunu şuraya koyayım. Şunu şuraya koyayım da bir kazaya şey yapmayayım, yol açmayayım. Şimdi bunun içine yağlı kağıt koyuyorlar arkadaşlar. Şu haznesi kirlenmesin diye. Ama ben pek taraftar değilim ona, bilmiyorum. Belki ileride fikrim değişir ama videoda birinde izlediğimde pek tavsiye etmiyorlar. Çünkü alttan da yandan da havalar geldiği için o havaları kapatıyor. O yüzden pek tavsiye etmiyorlar. Şimdi bu böreği koyalım. Basıyoruz. Hangisine basalım Gamze? Gamze de arkada. hangisine bassam acaba? Şu ekmek bölümüne mi bassam? Ekmek bölümüne basalım. Garlic diyor. Garlic cheese, banana bread. Ben otomatiğe bastım. Bunun otomatik ayarları da var zaten. Ben şimdi buna basacağım. Bakalım kaç dakikada pişirecek. Arada bir de gelip bakacağım zaten. O zaman sizinle de onu paylaşırım arkadaşlar. Ben çok beğendim ya. Vallahi şimdiden çok hoşuma gitti. Değil mi Gamze? Yemek derdinden kurtuldum. Yani işten geldikten sonra kara kara düşünmeme gerek kalmayacak. Bugün ne yemek yapsam, ne yesek diye. Böyle en azından dediğim gibi ben işteyken Gamze yemeği yapar. Hazır da olsa Ben de okuldayken yani ya zaten 15 dakikada pişiyormuş. 15 dakikada pişiyorsa yani hemen işten gelir gelmez üstümü değiştiririm, onu koyarım. O oradan pişerken ben bir şeylerle oyalanırım, masayı hazırlarım. Hemencecik hazırlanır diye umuyorum. bunda fırın yemeği de oluyormuş. Oluyor oluyor. Bence aslında benim aklımda belki patates köfte deneyeceğim onda bir gün. Patates köfte deneyeceğim. Tavuk da buzlu. Ben pek buzludan direkt yapmayı yemeği sevmiyorum ama bakalım deneyeceğiz işte. Bakalım denedikçe bu üstüme de ekmek şey olmuş. Denedikçe sizinle paylaşırım. Şimdi bakalım o kaç dakikada pişirecek arkadaşlar. Evet. Böreğimiz pişti ama 8 dakikadan uzun sürdü arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Ben bunu normalde fırında yaptığım zaman üzerine yumurta sarısı da sürüyorum ama bu sefer sürmedim. Şimdi bunu alayım, bir tabağa koyayım. Bir de şey deneyeceğim şimdi. Neydi adı ya? Karnabahar deneyeceğim. Bakalım artık nasıl olacak. Ama çıtır çıtır. Şimdi biraz soğuyunca tadına bakacağız. Elim sıcak diye öbür elime deneyeyim. Şöyle yapayım. Ve hiç yağ kullanmadım. Şimdi birazcık da şey deneyeceğim. Karnabahar deneyeceğim. Bakalım sebzede nasıl. Evet, şimdi böyle dondurulmuş karnabahar deneyeceğiz. Gamze bunun brokolisini fırında baharatlayıp yapıyor arkadaşlar. Harika oluyor. Biz şimdilik böyle sadesini sizler için denemek için göstereceğiz. Bu kadar yeter mi? Şöyle de yapalım. Gamze ayarına bakalım koyuyor. Orada seçenek vardı. Karnabahar seçeneği. Buymuş. 150 derece 10 dakika. Şimdi starta bas.
Tamam. Bakalım. Bakalım pişirmezse bu ayarda biraz bunu belki yükseltiriz. Bir 5 dakika daha. Şunu da yükseltiriz. Bir de öyle deneriz. Yani bir dahakine öyle deneriz. Şimdilik böyle ilk acemeliğimiz, denemeliğimiz böyle bir deniyoruz. Ama ben çok sevdim. Çok beğendim yani. Evet, şimdi Gamze şu brokoliyle dedim ya size baharatlayıp güzel bir şey yapıyor. Şimdi onu deneyecek. Deneyecek? Deneyecek, yapacak yani. Size gösterecek. Siz de evde yapmak isterseniz yapın. Çok güzel oluyor gerçekten. Şimdi o sarımsak tozu dökecek. Bundan bol döküyorum ben. Bu tadını veriyor. Eğer vejeteryansanız bu çok uyumlu. Çünkü et tadı veriyor ya. He. Ama sebze. Bu karabiber. Başka? Kimyon. Şimdi karnabaharı da sosladı. Baharatladı daha doğrusu. Onu da karıştırdıktan sonra koyduk. Dedim hadi brokoli de yap. Bir de brokoli yiyelim. Bugün yemeğimiz herhalde böyle denemelik malzemelerle olacak. Karnımızı öyle doyuracağız. O ne? Kimyon. Daha çok koymadın mı? Yok. Kimyon. Kekik. Bu senin uydurmasyon mu yoksa bir yerlerden mi gördün? Ya önce internetten gördüm, sonra gerisini uydurdum. Öyle bir şey. He, sen de birkaç tane ekledin yani baharat. Kuru maydanoz. Kuru maydanoz koyuyor şimdi. Mesela bu yoktu onda. Bitti galiba. Ve karnabahar. Bu da paprika, toz biber. Akmıyor. Dolu diye çıkmıyor. Oh, yeter. Bundan da karıştırıyorum. Kaşıkla niye karıştırmıyor? Daha karıştır. Şimdi bunu açalım. Biraz daha yap istiyorsan. Bakalım nasıl oldu. Yok, daha bu şey olmamış. Çünkü sonradan ekliyorum. Evet, bir 10 dakika daha koydum. Çünkü bu buzlu olduğu için bu birazcık zaman aldı. Bir dahakine tazesiyle yaparsak herhalde daha kısa olur. Gamze onları hallederken ben de şöyle biraz oturayım. Onun da son halini göstereceğim size brokolilerin. Ama tadı gerçekten çok güzel oluyor. Böyle özellikle tavuk yemeğinin yanında, et yemeğinin yanında garnitür olarak yapmak isterseniz gerçekten çok güzel oluyor. Gamze işte internette bir yerden görmüş, bazı baharatlarını da kendi tercihine göre eklemiş, uydurmuş yani, güzel olmuş. Böyle işte, bu arada beğenmeleri de unutmayın. Hem beni izleyin hem beğenin. Beğen tuşuna basmayı unutmayın. Bugün dediğim gibi izinliyim ama gene de dinlenemedim, yine ayaktayım yani, yine geziniyorum, dolanıyorum. Sabah zor kalktım valla. Akşam geç yattım. Sabah zorlandım kalkmakta. Sabah kalkmadım. Gamze diyor sabah kalkmadın zaten. Evet, öğlene doğru öğlendi kalktığımda. Ama saat kaçta yattım bana bir sorun. Saat 4 miydi 5 miydi ne yattığımda yattım. Acaba niye? Acaba niye? Acaba niye? Hatta ben gün sabahları Müge'ye bakamadığım için akşamları eve geldikten sonra tekrarını seyrediyorum. YouTube'dan onu da izleyemedim. Yorgunluktan 2-3 bölümdür onu da kaçırıyorum. Dün akşam açtım ama onu izleyecek halim bile kalmadı. Biraz telefona baktım, yattım. Ama yattım dedim ama 4-5'i yine buldu yani yatmam. Bugün inşallah erken yatarım. Yarın iş var. Cumartesi, pazar da çalışacağım. Ondan sonra pazartesi yine dün toplantımız vardı. Ben tabii toplantı vardı, pek toplantıya katılamadım. Arada bir böyle boş oldukça katıldım. Yeni menajerimiz geldi. 2 tane menajer geldi. Bir menajer, bir de menajer yardımcısı. Onlar toplantı yaptılar işte. Ondan sonra hatta şey dedi,
İşte yeni geldim dedi, bilmiyorum dedi, belki bazılarınız beni sevdi, bazılarınız sevmedi, belki sever sevmez bilmiyorum dedi yani. Sevseniz de sevmeseniz de birbirimize açık olalım dedi. Ben dedim merak etme, seni sevmesem yüzüne karşı söylerim dedim yani. Çekinmem, ben açık sözlüyüm, bazı durumlarda benim ağzımın fermuarı yok. Hatta bizim bu civarın bir tane menajeri de vardı. O da bir ara gelmişti, ben konuşuyordum, bir şey anlatıyordum. O da hatta dedi ki, ben bu kadını bunun için seviyorum dedi. İçindeki neyse ağzından da o çıkıyor dedi. Çok açık sözlü dedi, ben bu kadını çok seviyorum dedi. Ben öyleyim, açık sözlüyüm. Yani insanların kalbini kırmamaya çalışıyorum. Kırmadan söyleyeceklerimi de söylemeye çalışıyorum. Öyle söyleyeyim. Bitti mi Gamze? Kırmadan Gamze hemen kendine çeviriyor lafı. Wow. Oldu mu? Bilmiyorum. Wow diyor ama bilmiyorum diyor. Yok bence bir daha koy onu. Böyle biraz şey olsun, böyle kıtır kıtır olsun. Yani. Daha bakıyor. Öyle işte arkadaşlar. Yani koşuşturuyoruz. Hayat koşuşturması. Böyle bu sizinle de konuşurken şu anda kameradan gözüm mutfağın kapısına da çarpıyor. Bu kapımı boyadım güya arkadaşlar. Evimin salonunu boyarken. Kapımı da güya boyadım. Hatta Gamze'nin arkadaşı bana boyayacaktı. Boyamadı. Ben kendim yaptım. Ama ben de istediğim gibi beceremedim. Zaten şu olmuş. Baksanıza. Bazıları böyle düz, bazıları şey. Kirlenmiş bile yani. Param olsa kapıları bile değiştirmeyi düşünüyorum yani, sırf beyaz olsun diye. Bakayım boyayabilirsem onu boyayayım ya da değiştireyim. Banyomun kapısının bir tarafı kırık, onu değiştirmem lazım. Çünkü bu evden çıktığınız zaman kaporo parasından kesiyorlar. Evde eğer bir hata, bir eksik, bir kırık, bir dökük varsa onu evden kendi kaporo paranızdan kesiyorlar yani. O yüzden temiz bırakmaya çalışıyorum evi. Her zaman, her çıktığım evde temiz bırakmaya çalışıyorum. O yüzden hiçbir ev sahibi bana diyemez, Özlem evi kirli bırakmışsın. Bu ev sahibim de zaten, yani bu eve aracı olan adam da zaten daha önce onun evinde oturduğum için, beni bilip tanıdığı için hemen bu evi verdi bana. Sorunsuz. Hiç burada normalde kredi şey böyle araştırma yaparlar, banka araştırması şu bu. O adam hiç araştırma da yapmadı. Direkt evi verdi yani. Çünkü biliyor. Evi temiz tutuyorum. İlla ki kendi evimizin dağınıklığı oluyor ama ondan sonra ne derler ona, kirayı zamanında ödemeye çalışıyorum. İlla ki bazen aksıyor. 2-3 gün aksıyor. Onu da haber veriyorum zaten. Bildiriyorum. Benim kiram birkaç gün aksayacak diye. O yüzden bir şey demiyorlar. Anlayış gösteriyorlar. Ben hemen hemen 6-7 senedir bu evde oturuyorum arkadaşlar. Evim küçük ama burada ev kiraları çok yüksek olduğu için idare ediyorum yani. Bu arada bir önceki videomda bana bir Medine Münise'ydi galiba, o benim sıkı takipçim. Öpüyorum onu buradan. Ya Medine Münise'ydi ya da diğer takipçilerimden biriydi. Bana şey sormuştu, Özlem Hanım evi Gamze üniversiteye gittiği zaman siz oraya taşınmayacak mıydınız dedi. Ona açıklama getireyim arkadaşlar. Gamze'nin üniversiteye gideceği yere niyetim var taşınmaya. Ama hemen olacak bir şey değil o. Çünkü burada ev değiştirmek gerçekten çok zor. Önce ben istiyorum Gamze bir gitsin, bir oraları bir görsün, bir yerleşsin. Birazcık ayaklarının üstünde durmaya çalışsın. Yani annesi olmadan kendi işini görmeye çalışsın. Görmeye çalışıyorsun. Önce bir öyle bir dursun. Çünkü başka bir yere taşınacağım zaman arkadaşlar benim oradan düzgün bir ev bulmam lazım. Uygun bir ev bulmam lazım. Ona kaporo vermem lazım. Ondan sonra buradan eşyaları taşımak için bir karavan bulmam lazım. Yani kamyon mu diyorlar, ne pick-up mı diyorlar, ne diyorlar? Van. Ondan tutup para ödemem lazım. Gamze'nin üniversiteye nereye gideceği belli olmadığı için kesin olarak bir yer demiyorum. Yani böyle 3-4 tane şehire başvurdu Gamze.
Artık hangisi kabul ederse inşallah onlardan birine gidecek. Öğrenci evi de araştırıyor. Artık hangisi uygun gelirse inşallah orada okuyup hayatını kurtaracak. Geleceğini hazırlayacak. Tabaklar da tangır tungur ses çıkarıyor. Karnabahar oldu mu Gamze? Bence oldu mu ya? Karnabahar şişti, şişti, pişti. Brokoli de bu daha böyle bu buzluydu ya arkadaşlar. Buz brokoli de daha böyle kıtır kıtır oluyor. O daha güzel. Bir de bunu deneyelim bakalım. Bu da güzel. Ama dediğim gibi Gamze'nin yaptığı bu baharat brokoliye daha çok yakışıyor. Evet, brokollerimiz de pişti. Biz tabii atıştırdık birazcık. Annem aradı o arada. Onunla konuşurken ağzıma atıyordum. Böyle. Böyle olacak yani baharatlanacak. Fırında, ister fırında normal fırında yapın, isterseniz bu air fryer'da deneyin arkadaşlar. Baharatlayıp tadı gerçekten çok güzel oluyor. Diyet yemeği de olur bu aslında. Yani insanın karnını da doyuruyor. Ya da yemeklerin yanında dediğim gibi garnitür olarak çok güzel. Tavsiye ederim. Deneyin yani.